Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Dark Souls serisiyle tanıdığımız From Software yapımcısından kullanıcılara sunulan Elden Ring oyununu inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle Dark Souls'u hepimiz oynamışızdır. Tabii ki bu oyunun Dark Souls'la aslında hiçbir alakası yok. Tamamen farklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor Elden Ring. Öncelikle açık dünya, onu bir söyleyelim. Grafikleri çok güzel ve uçabildiğiniz, kaçabildiğiniz, atın üstünde savaşabildiğiniz mükemmel bir oyun. Şimdi From Software tarafından geliştirilen bir diğer oyun. Dark Souls'a baktığımızda kullanıcıların ortak bir yorum vardı. Oyunun çok zor olduğu. Örneğin bir görev geliyor karşınıza. 50 kez, 60 kez yapıyorsunuz. Hani böyle gideyim bir yere pataküte dalayım. Öyle bir savaş, öyle bir strateji yok. Yani sizin bir yere sessiz bir şekilde gitmeniz gerekiyor veya işte kendinizi belli etmeden bir strateji geliştirerek. Yani örneğin bir boss'u kesebilmek için 20 kez, 30 kez hatta 40 kez deneyebiliyordunuz. Ve bu oyunda hiçbir şekilde zorluk seçme gibi bir seçenek yok. Yani siz oyunun belirlediği zorluk çerçevesinde kendi stratejinizi geliştirerek oradaki boss'u veya rakibi, düşmanı, canavarı yenmeye çalışıyorsunuz. Ki Elden Ring oyununda da aynı mantık ilerliyor. Yani iki oyun arasındaki tek benzerlik diyebileceğimiz nokta bu. Yine çok büyük bir zorluk var. Herhangi bir canavarı kesmek için birçok kez denemeniz gerekiyor. Yine kendinize göre strateji geliştirebilirsiniz. Fakat onun dışında en büyük artısı ise açık dünya olması. O kısma da geleceğim. Örneğin Dark Souls oyununda gördüğümüz yine ufak tefek tuzaklar karşımıza çıkıyor. Örneğin mesela bir tane uçurumun başındasınız. Oyun size bu uçurumun altında aslında yol olabilir gibi bir yazı yazıyor. Siz de acaba diyorsunuz, hani ben buradan ilerleyebilir miyim diyorsunuz. Bir atlıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Boşu boşuna böyle atlamış oluyorsunuz. Onun dışında mesela aradan böyle bir saat, iki saat geçiyor. Yine böyle bir uçurumdasınız. Bu sefer oyun diyor ki burada gerçekten yol olabilir tarzı bir şey yazıyor. Oradan da atlıyorsunuz. Orada da yol yok. Yani çok saçma tuzaklar oluyor. Ama tabii ki Dark Souls serisini oynamış oyuncular asla bunları kanmıyor. Ve onun dışında oraya atlamadan farklı bir şekilde farklı yerlere, keşiflere çıkabiliyorsunuz. Oyuna ilk olarak giriş yaptığımızda karakterimizi tasarlıyoruz. Bu karakteri tasarlama diğer oyunlara nazaran biraz daha ayrıntılı. Yüz yapısını, yüzdeki bütün hatları en ince ayrıntısına kadar tasarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra açık dünyada keşfe başlıyorsunuz. İşte önünüze bir canavar çıkıyor. Bu canavara kaybediyorsunuz zaten. Oyun sizin işte oynayış zorluğunuzu falan ayarlıyor. Ondan sonra siz sağa sola keşfe çıkmaya başlıyorsunuz. Şimdi oyun açık dünya olduğu için keşfedeceğiniz çok yer var. Şimdi herhangi bir açık dünya oyununda siz bir haritayı açıyorsunuz. Oyunda gidebileceğiniz yerler, yapacağınız yan görevler genellikle haritada belli oluyor ve siz görev yapmak istediğiniz zaman oraya gidiyorsunuz. Ama Elden Ring oyununda böyle değil. Oyunda istediğiniz yere gidebiliyorsunuz ve bu yapacağınız görevlerin tabii ki ana görev var. Ama yanda yapacağınız işte bosslar, yan görevler falan tamamen sizin inisiyatifinize kalmış ve bunun içinde hiçbir harita bulunmuyor. Yani siz atınıza bindiniz ve giderken solda bir tane mağara gördünüz. Soldaki mağaraya girdiğiniz zaman yine bir canavarla savaşıyorsunuz. O canavarın yine boss'u oluyor. O boss'u kesiyorsunuz ve çok farklı bir görevi bitirmiş oluyorsunuz. Ondan sonra İşte seviye atladıkça gelişiyorsunuz ve açık dünyada ilk seviyelerde kesemediğiniz boss'u gidip kesebiliyorsunuz. Bu açıdan kullanıcıya çok gerçekçi bir hissiyat yaşatıyor bence. Çünkü neden diye soracak olursanız, şimdi herhangi bir açık dünya oyunuyla kıyasladığımız zaman harita belli, gideceğiniz yer belli, size bazı ipuçları veriliyor. Ama Elden Ring oyununda öyle değil. Hani bir insan gibi düşündüğümüzde, atla giderken bir mağara gördüğümüzde oraya girmek, bir dağ gördüğümüzde oraya çıkmak, bir yerleri keşfediyormuşuz hissiyatı uyandırıyor ve bence bu bir oyun için çok güzel bir şey. Çünkü bir X oyununda bunu görmeye alışkın değildik. O yüzden Elden Ring'in en avantajlı kısmı da bu insanları bir şeyleri keşfettirme hissiyatı olmuş. Şimdi bu From Software'in daha önceki ilgi gören oyunu Dark Souls serisini hiç oynamadıysanız bu oyun biraz size zor gelecek. Neden diye soracak olursanız zaten bir boss'u keserken, bir canavarı keserken zaten sürekli ölüyorsunuz. Hatta oyuna ilk başladığınızda altınızda atınızda yok. Normal koşarak bir tane canavarı kesmeye çalışıyorsunuz diyelim. 20 kez 30 kez deneseniz dahi kesemeyebilirsiniz. Hani bu yüzden belki canınız sıkılabilir ama zamanla bu oyunu oynadıkça, yan görevler yaptıkça, farklı bossları kestikçe gelişeceksiniz. Böylece ilk levellerde kesemediğiniz bossları, canavarları da kesebiliyor hale geleceksiniz. Bu yüzden eğer böyle oyunlara alışık değilseniz, sabredemiyorsanız veya her gittiğim canavarı keseyim, her gittiğim yerden kazanarak çıkayım falan diyorsanız
Bu oyun sizi biraz sinirlendirebilir. Ama eğer ben yavaş yavaş gelişsem de olur, hani her gittiğim yerden kazanarak çıkacak değilim tarzı bir düşünceye sahipseniz bu oyun tam size göre. Çünkü çok yavaş gelişiyorsunuz. Evet, kesemediğiniz çok canavar oluyor. Ama yavaş yavaş tek tek ilerlediğinizde oyun çok zevkli bir hale geliyor. Genel olarak oyunu değerlendirdiğimizde zevkli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz oyunlara alışıksanız size çok zevkli gelecektir. Bunun dışında fiyatına baktığımızda 500 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Zamanla ucuzlar mı diye düşünüyorum. Hani ucuzlayabilir, biraz daha beklemekte fayda var. Ama açık dünya ve belli bir hikaye üzerinde ilerleyen bir oyun için 500 TL vermek biraz sıkıntı gibi duruyor. Ama eğer deneme şansınız varsa bir denemenizi öneririm. Bu oyun hakkında kafanıza takılan bir soru varsa bizlere yorum kısmından belirtin. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.